son haftalarda olduğu gibi bugün de belki son 10 gün içinde demek lazım, 10-11 gün içinde 3. final denecek karşılaşmaya yönelik. Tam kendi bir altımızda, bir üstümüzde, etrafımızdaki takımlarla Kasımpaşa, Erzurum ve bugün de başka bir rakibimiz olan Ankaragücü'yle 3. karşılaşmaya yönelik. Hepsi birbirinden bugün de olduğu gibi zorluydu. Maç öncesi her iki takımın da çok yüksek şiddette puana ihtiyaç olması maçların zorluk derecesini zaten arttırıyor. Bugün geçen oynadığımız, son oynadığımız maçın benzeri bir oyunu olurken aslında o gün özellikle Erzurum'daki yüksek rakım hakikaten maçın temposunu başlayana kadar çok etkiliyordu. Bugün de uzun zaman sonra aşırı sıcak. Maçın özellikle ritmini çok ciddi biçimde etkiledi diye düşünüyorum. Oyuncuların tabii hareket kabiliyetini bu anlamda biraz zorladı. Maça da şöyle bir bakmak gerekirse, öncesi itibariyle bakıldığı zaman durumundan dolayı da yüksek enerjiyle oynayacak bir takım bekliyorduk zaten. Bu aynı zamanda da direkt toplarla oynuyorlar. Kaleye hızlı gitmeyi istiyorlar. Bunu çeşitli, özellikle son haftalarda Hikmet Hoca geldikten sonraki süreçte bunu çeşitli defalar son derece iyi bir şekilde başardılar. Özellikle bu Ankaragücü adına silahı bir şekilde ellerinden almamız gerekiyordu, o oyun anlamındaki silahı. Fakat öyle olmadı. Maçın hemen başında bizim bir çıkış anında kaptırdığımız toptan sonra gelen golden sonra daha da tehlikeli hale geldi maç. Maçın başındaki tehlike biraz daha büyüdü. Özellikle hızlı oyuncularla ve hızlı ataklarla kalemize çok daha fazla zorlamaya başladılar. Biz kendi oyunumuzu oturtana kadar gerçekten uzun bir süre geçti. 20. 25. dakikalardan itibaren nispeten bir maçın kontrolünü ele almaya başladık. Onları biraz daha kendi kalelerine doğru, kendi kalemizle mesafeyi arttıracak şekilde oynamaya başladık. Çok hani girişimler oldu. Öyle çok kuvvetli bir girişim var mıydı derseniz, işte Alex için belki bir iki tane ön direkten yaptığı bir kafa, bir ayak vuruşu söylenebilir. Ancak en önemli tarafı maçın kontrolünü ele geçirdik ve rakibimizi kaleden uzak tutmaya başladık. İkinci yarı biraz daha oyunu rakip kaleye ittik. Mesafeyi biraz daha uzattık. Rakibimizin kalemizde olan mesafesini. O andan itibaren artık oyunun yani doğrularını yapma adına ısrar etmemiz, o iradeyi göstermemiz aynı zamanda da bizi oyuna ortak edecek. Biraz daha özellikle enerjimizi ve iştahımızı biraz daha artıracak golü arama hale gelmişti. Alex için vuruşuyla beraber bunu yakaladık. Ondan sonraki süreçte Ankaragücü nispeten tabii biraz daha oyuna katılmaya çalıştı. Ama benim için özellikle bu maçtaki en önemli, yani galibiyet kadar değerli şeylerden bir tanesi, geçen hafta olduğu gibi, geçen son maçta olduğu gibi kendi oyunumuzu oynamak adına oyuncuların ısrarla son ana kadar aynı şeyleri yapma çabaları bu anlamda çok daha değerliydi. İki takımın da çok şey beklediği, çok şey istediği, çok da zorlu olan bir karşılaşmayı kazanarak bitirmek bizim adımıza çok çok sevindirici oldu. Aynı şeyi tabii rakibim için söyleyemeyeceğiz. Onlara da Ankaragücü'ne, köklü kulüplerimizden bir tanesi, Türk futbolunun en köklü kulüplerinden bir tanesi, başarılar diliyorum. Antrenörlerin görevi, teknik direktörlerin, koçların görevi sonuçta oyunu yönetmek. Oyuncuların işi skor yapmak ve ondan sonra bugün işin en güzel tarafı o skoru yaptıktan sonraki o sevinci tatmak. Ama bizim işimiz o sevinçle ilgili değil yani en azından ben öyle düşünüyorum yani. Herkes öyle olmak zorunda değil tabii doğal olarak. Bu benim oyuna bakışım. Birinci bölüm bu. İkinci bölüm şu. Bu tip durumlarda şiddetle skor ihtiyacının olduğu ve skorun geldiği anlarda sevinçle bütün oyuncular terk edip gidiyorlar alanı. Özellikle kalecilerin burayı kontrol ederek oyunun başlamasını engellemeleri lazım. Volkan'a sesimi o şekilde duyurmaya çalıştım. Hakikaten biraz da kural ihlali olmuş galiba. Bir de sarı kart gördük. Ama iki bölümü vardı. Volkan'a ulaşmaya çalışmamın temel nedeni oydu. Ama bir de yani onu tekrarlamam lazım. Teknik direktörlerin bence görevi tabii ki atılan gollerle sevinmek, yenilen gollere yani üzülmek değil, birincil olarak özellikle ya, o atılan ya da yenilen golden sonra doğacak durumu anlamaya çalışarak ona göre çeşitli önlemler almayı düşünmek olmalı diye düşündüğüm için biraz esas genel tavrım bu. Ama öbür taraftan da bu sevinmiyor anlamına gelmeyecek. Yani bu işteki yani oynarken de yönetirken de en büyük haz o topun ağlara girdiği anı görmektir.
En hüzünlü ya da mutsuzluk veren an da topun kalenize girmesini görmektir. Ama bu mutluluk ya da mutsuzluk anı bizim karar verme halimizi etkilememeli. Söylemeye çalıştım oydum. Bu oyunda rahatlık yok. Yani takımların birbirine çok yakın olduğu, her an her şeyin olabildiği bu oyunda rahatlık yok. Matematiksel olarak garanti diyeceğimiz ana kadar rahatlama diye bir şey olmayacağı gibi. Tam tersi, öyle bile olsa matematiksel rahatlığı sağladığımız andan itibaren dahi mutlaka mutlaka, umarım bir aksilik de olmazsa, önümüzdeki sezona taşınması gereken ciddi bir özgüven artışı olmalı bu takımda. Çünkü Başakşehir olduktan sonraki süreçte hep öyle olmuş. Hep yukarılarda kalmış. Dolayısıyla bu, yani tamam kazandık, matematiksel olarak da garanti deyip çekilme hali olmayacak bizde. Ya da olmayacak çok iddialı bir cümle oldu ve kelime oldu. Olmaması için gayret göstereceğiz. Çünkü önümüzdeki seneye taşınması gereken ciddi bir moral, motivasyonu ve özgüven artışına ihtiyaç var kulüpte. Şimdi bireysel olarak çok fazla ben konulara girmem biliyorsunuz. Yani zaman zaman tabii ki yanıtlarım oluyor ama mümkün olduğu kadar girmemeye çalışıyorum. Ama şuradan cevap vereyim. Ben bizim takımda şu anda bir yani oynadığımız oyun itibariyle forvet eksiklikli olduğunu düşünmüyorum yani. Yani oyuna bakışımda yani en azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Biz top bizdeyken hemen hemen herkesi forvet diye görüyorum ben. Sağ bekimizden stoperlerimize oyun kurma, oyunu taşıma, doğru yerlere gitme açısından ve de duran topları da düşündüğümüz zaman hepsini ofansif forvetler gibi görüyorum. Top rakibe geçtiği andan itibaren de yapabildiğimiz kadar hemen hemen bütün oyuncularımızı savunmacı olarak görüyorum. Yani ben bu şekilde baktığım için genel olarak hani şunu da görüyorsunuzdur herhalde. 10, 11, belki 12 civarında Covid ve sakatlık nedeniyle kadro dışında olmayan oyuncu var. Haftalardır da böyle gidiyor. Ama hiçbir maçtan sonra şu oyuncumuz eksik, bu oyuncumuz eksik, şunların eksikliğini gördük demedim. Ben takım enerjisine, takım gücüne, takım birlikteliğine inanan birisiyim. Dolayısıyla burada da genel davranış biçimim bu. Çok teşekkür ederim.